Bugünkü arazi çalışmamız Çanakkale Kent Konseyi'ne bağlı Çevre Meclisi'nin bir etkinliği olarak gerçekleşti. Bu sahayı özel seçmemizin nedeni altın madenciliğinin çok ön plana çıktığı bir saha olması. Ve buna bağlı olarak altın madenciliğinin tam bu iki havzanın kesişme noktasındaki su bölümü çizgisine gerçekleştirilmesi Çanakkale Kent Meclisi için çok önemli. Çünkü yalnızca buraları etkilemeyecek. Hem Kocabaş Çayını ve bütün akar sistemini hem de özellikle Çanakkale için önemli olan Bayramiç Barajı'nı da etkileyecek. Oradan zaten diğer bütün Karamenderes Havzası'nı etkileyecek. Çanakkale Kent Meclisi, Çevre Meclisi, Kent Konseyi Çevre Meclisi bu konulara hassas. Onun için bu konulara ilgileniyor. Buraların bir başka özelliği, buraların kaplıcalardan çok net bir şekilde anlaşılacağı gibi fay hattı üzerinde bulunması, teknik olarak çok hareketli olması, bu da altın madenciliğine bağlı etkinliklerin riskini daha da artıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle konuya daha da hassas yaklaşma zorunlu hissediyor Çevre Meclisi. Ulaşım desteğin belediyenin sağ olsun. Belediye tabi bu konuda üzerine düşeni hakkıyla yapıyor. Çünkü Çevre Meclisi'nin çalışmalarına ulaşım ve diğer bütün desteklerini hazırladığı için de bu çalışmaları doğrudan hem masa başında gerçekleştirme şansımız oluyor hem de doğrudan araziyle gerçekleştirme şansımız oluyor. Arazi çalışmayı gerçekleştirmenin avantajlarından bir tanesi de bu madenciliği burada yapmak isteyenlerin bir anlamda köylülere karşı yaptığı bir anlamda kötü propaganda dediğimiz boyutuyla onun sonuçlarını görüp acaba neler söyleniyor, ne yapılıyor onu görüp ona göre daha hazırlıklı çalışmaları yürütme şansımız oluyor. Onun için verimli bir arazi çalışması oldu.